Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, köy binası 12 bildiğiniz gibi bugün geldi. Bugün canlı yayında Taş'la birlikte köy binası 12'ye geçtik. Kuşatma atölyesini kurduk ve kuşatma atölyesini bugün deneyeceğiz arkadaşlar. Taş'la bitirdik, kitap kullandık. İşte büyü şeyinden gelmişti, onları aldık. Canlı yayını izleyen arkadaşlar görmüştür. Onun için bir like atarsanız çok teşekkür ediyorum. Bu arada canlı yayınımızı toplamda 13.000 kişi izlemiş ve 2.000 like atmışlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Bunun için ben de sizler için taşı bastım. Hiç kıymadım, kitapları falan hepsini kullandım ve kuşatma atölyesini şu an oynayacağız arkadaşlar. Hatta bir tane klan savaşı hakkım duruyor, onu da kullanabilirim. Onu da yaparız. Binici saldırısı yapacağım. Normalde madenci, binici, balon hiç fark etmiyor arkadaşlar, hepsiyle dalabiliyorum. Bunu zaten bundan önceki videoda görmüşsünüzdür. 5-4 hesapla bütün değişik şekilde daldım. Şöyle 3 numaraya dalmayı düşünüyorum. 3 numaranın da cehennem kuleleri teklide duruyor. Bu bize biraz sıkıntı çıkartabilir arkadaşlar. Çünkü kuşatma atölyesi, çoklu cehennem kulesi hiçbir şekilde zarar vermiyor, çok az bir canı gidiyor. Ama tekli cehennem kulesi kitleyip şey yapabilir, şu köyü üçleyebiliriz arkadaşlar. Öbür köye Bekir Usta da dalar veya Ferdi dalar. Gerçi bunun da cehennem kuleleri teklideymiş. O zaman ben 3 numaraya dalayım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim, 3 numaranın klan kalesi bu tarafta. Biz kuşatma atölyesini şöyle bırakırsak direkt belediye binasına doğru gider. Bu taraftan bırakırsak, hatta üstten bırakırsak direkt şeye gidebilir arkadaşlar. Ney onun ismi? Taktik avcı uçağını kesebiliriz. Taktik avcı uçağını kesmemiz bizim için daha mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar, 3 numaraya dalacağım. Üst taraftan dalacağım. Kuşatma atölyesinin faydasını şöyle bir görmek istiyorum. Cehennem kuleleri değil de biz klan kalesini çıkartamayız. Buradan atsak nasıl olur bilmiyorum. Bizim ordumuz oraya yetişir mi? Çok uzaktan dalacağız çünkü arkadaşlar. Şuradan bıraksak nasıl olur? Yani bu düzende biniciye çok ters duruyor arkadaşlar. Çünkü bebek ejderle kenarları temizlemeyi düşünüyordum. Ama kenarları temizleyecek bir durum yok maalesef. Veya şuraya bir bebek ejderi bıraksak. 1-2. Şurayı görüyor mu? Evet, bunun ikisini alabiliyoruz. Şuraya bırakırsak bunun ikisini de alırız. Şuradan da şeyle girersek nasıl olur? Aynısını buradan da yapabiliriz. Şunu bebek ejderle keseceğiz. Hatta biz bunu neyle kesebiliriz? Elimizde ne var? Kral var. Şuraya şeyimizi bıraksak ne olur? Bebek ejderi zaten eleman boşluk bırakmış. Bilerek mi bırakmış bilmiyorum. Biz buradan içeriye doğru girmemiz lazım. Evet, duvar kırıcımız kaç tane? 6 tane. Zaten kuşatma atölyesi de kıracak. Onun için duvar kırıcıyı 3 tane yapsak yeter. Şu birincisini kırayım, maksat devler içeri girsin arkadaşlar. Onun için 2 tane daha dev alacağım. Dev erimemesi lazım. Şu devleri de şuraya atalım. Duvar kırıcı sayımızı silelim. Hepsini silelim arkadaşlar. Bir tane kalsa yeterli. Tamam, öncelikle devleri bırakacağız. Arkasından da şeyi kuşatma atölyemizi bırakacağız. 3 numaraya dalacağım arkadaşlar. 4 tane şifamız var. Bu arada bizim bağış alamadık. Haydi bismillah diyelim. Kuşatma atölyesini kullanabiliyoruz. Çok güzel. Unutmayalım. Çünkü unutuyorum arkadaşlar ya. Vallahi unutuyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Şuraya bir tane şey bırakalım. Şuradan da kırıcımızı bırakalım. Süper. Tamam. Aslında yani şeye de gerek yok. Şurada boşluk var ama ben ordu bozulmaması için öyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir tane de sihirbazı buraya bırakalım. Tamam. Şimdi oradan bir girmeyi deneyelim arkadaşlar. Şuradan da 3 tane devimizi atalım. Şimdi orayı kırdık. Kuşatma atölyemizi devlerden sonra bırakalım. Biraz acemiliğimiz oluyor. Bıraktık şimdi. Şöyle kralımızı, kraliçemizi, koruyucumuzu, arkasından atıcılarımızı da bıraktık. Ve içeriye doğru bir tane de öfke büyüsü bırakacağım. Kuşatma atölyesi çok muhteşem bir şekilde girişini yapıyor. Şuraya bir tane bebek ejder bıraktım. Hatta şuraya bir de şifa atacağım. Büyük koruyucunun özelliğini biraz bekletiyorum. İçeri doğru gir. İçeri doğru. Ya kuşatma atölyesini bir gör.
Lan bir görsene kuşatma atölyesini bir gör ya. Evet şuraya bir öfke daha bıraktım. Oraya bir zehir büyüsü bırakalım. Ve şuradan binicilerimizi yollayalım. İçeriye doğru bir girişimizi yapsın. Arkasından hemen bebek ejderi bıraktım. Kraliçe, kraliçe, kraliçe. Allah'ım kraliçe gidiyordu ya. Lan ne kadar heyecanlandım ya. Vallahi çok heyecanlandım. Kraliçeyi kaybediyorduk. Şuraya temizlik için kenarlara birer tane şeyimizi bırakalım. Şuraya bir şifa büyüsü dağıtacağım. Biniciler içeriye doğru toplandı. Bizim kraliçenin şeyi temizlemesi lazım ya. Şu rakip kralı bir kesseydik çok güzel olurdu. Şuraya bir şifa büyüsü dağıttım. Muhtemelen tekte de kalabiliriz arkadaşlar. Çok riskli bir saldırı oldu. Yapma ya. Yapma ya. Vallahi şu an çok sinir oldum. Sinir küpü oldum. Çünkü tekli cehennem kuleleri. Kraliçenin dışarı gitmesi çok kötü oldu ya. Uf. Vallahi saçma sapan bir saldırı yaptık ya. Vallahi saçma sapan bir saldırı yaptık. Hiç umduğumuz gibi olmadı. Niye böyle oldu anlamadım. Halbuki normal saldırıda güzel üçledik ya. Saldırı günlüğü 3-3-3. Yani kuşatma atölyesiyle hep üçledik. Şimdi niye böyle yaptık anlamadım gerçekten arkadaşlar. İsterseniz şöyle ordumuz hazır olsun arkadaşlar. Bir saldırı daha yapalım. Bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ordumuz hazır olana kadar isterseniz şöyle bir de inşaatçı üstüne saldırı yapalım. Bu arada inşaatçı üstüne de kaç tane duvar verdiler onu da söyleyelim. 20 toplamda 40 mıydı acaba, 5 parça mı 8 parça mı tam aklıma gelmiyor duvar verdiler. Şu saldırıdan sonra bir bakabiliriz. Devimizi 16 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 14'e bastım. Devi de 16 yaparsak çok güzel olacak. Hani inşaatçı üstünde şöyle bir 5000 kupaya doğru gidebiliriz. Makinamız biraz düşük, duvar kırıcımız düşük. Buna rağmen 4000 kupada tutunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Savunmalarımız çünkü yeni geçtik. Köy binası inşaatçı üstü 8'e yeni geçtiğimiz için biraz daha şu an sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. 4000 kupanın üstüne yavaş yavaş artık çıkmaya başlayacağız. Şöyle savunmalarımızı falan biraz dengeleyince artık 5000-6000 kupalara doğru zorlayacağız. Bakalım. O da 1 hafta 10 güne kadar inşallah gitgide asker ve şeyler yükseldikçe biz de yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. Ve bonuslarımız arttıkça köy daha hızlı gelişmeye başlayacak. Şu an bile artık 4200-4300'lere çıkabiliriz benim tahminim. Çünkü artık güzel saldırılar yapıyoruz. 16 seviye barbar ve 16 seviye top arabasıyla güzel oluyor arkadaşlar. Tabi telefondan biraz daha iyi dalıyoruz. Bilgisayardan biraz her zamanki gibi kötü daldık. %67'de kaldık. Bakalım rakip ne yapmış acaba? Rakip devam ediyor. Şuradan göstereyim arkadaşlar kaç tane duvarımız gelmiş. 28 toplamda 4 tane duvar vermiş arkadaşlar. 4 parça 4x5 20 duvar yapıyor herhalde. Çünkü her biri beşli olduğu için şu şekil. Evet beşli olduğu için 20 parça duvar yapıyor arkadaşlar. Bu arada 83 almış rakip. Çünkü adamın devi 16 seviye arkadaşım ya. Biz de devi yaparsak çok güzel olacak. Evet ordumuz hazır olsun. Tekrardan videoya dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köye dalacağım. Çünkü biraz kupa düşmemiz lazım gibi duruyor. Fazla açmıyor arkadaşlar. Biraz geciktiriyor. Benim de işim var. Ondan dolayı da çıkmam lazım. Şöyle bir saldırı yapayım çıkayım arkadaşlar. Maksat sizi de şey yapmayalım. Şöyle kuşatma atölyesini güzelce bir tekrardan dalalım. 3 olmayabilir. Çünkü cehennem kulesi yine tekli de bizim için sıkıntı. Tekli cehennem kuleleri sıkıntı arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 2 tane bebek ejderle kenarları temizleyeceğim. Şuradan 4 tane devimizi bırakıp arkasından kuşatma atölyesini bırakacağım. Birkaç tane de kırıcımızı atalım. Kral, kraliçe, efendim oğlum ve büyük koruyucu. Arkasından bir tane de şeyimizi bıraktık. Efendim babam. Evet şimdi bir de öfke büyüsü bıraktım. Şöyle içeriye doğru girmek istiyorum. Atlatma büyüsünü şuraya kullanalım. Aslında çok gerek yok gibi ama şu kuşatma atölyesini korumak istiyorum. Koruduk. Bir öfke büyüsü daha bırakalım. Merkeze girişimizi yaptık ve kuşatma atölyesini şimdi merkeze bıraktık. Şöyle binicilerle de içeriye doğru girişimizi yapalım. Şöyle olmazsa bir de merkeze şifa büyüsü kullanmak istiyorum. Orta alandaki binicileri hayatta tutalım. Kraliçenin de özelliğini hemen kullandım. Vallahi çok güzel temizlik yapıyor arkadaşlar. Kuşatma atölyesi gerçekten de muhteşem
oyuna farklı bir zevk getirdi diyebiliriz. Duvarları peynir ekmek gibi kırıyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Duvar basmakla uğraşmayın. Savunma basın. Çünkü duvarı kuşatma atölyesi iki vuruşta indiriyor arkadaşlar. Atlatma büyüsü, duvar kırıcı hiç gerek yok. Kuşatma atölyesi tek başına alabiliyor. Ondan dolayı kuşatma atölyesini hemen açmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle zehir büyüsünü de ortaya bırakayım. Zaten silmek zorunda kalacağım. Temizliğimizi yaptık. Bir iki tane sihirbazımız da şeye yardım ediyor temizliğe. Şöyle bir 15 saniyeye köyümüz de biter. Bu arada 160 bin verdik arkadaşlar. 160 bin kar iksirimiz var. Hemen kraliçeyi de 51'e basmak istiyorum. Veya araştırmamızın çok günü var. Mecburen kraliçeyi basacağız arkadaşlar. Araştırmanın dışını basmamız lazım. Yani yapacak iş çok fazla köy binası 12 ile ilgili. Bakalım nasıl olacak? Ya ben çok kitap kullandım. Yoksa kitapları biriktirseydik şu an bize çok faydası olurdu. Sağlık olsun. 99 ve %100 de buradan yaptık. Evet, güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. Kuşatma atölyesiyle güzel oluyor ama Klan Savaşı'nda dediğim gibi tekli cehennem kulesi bir de düzenin biraz şeyliği bizi şey yaptı diyebiliriz. Bu arada yarın saat 12'de de arkadaşlar elektro ejderiyle saldırı yapacağız. Elektro ejderi de bitirdim arkadaşlar kitapla. Yarın saat 12'de onun videosunu izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.